tamamen bitmiş ve hizmete giren kreşlerimizin sayısı 100 olacak. 100 adet kreş. Sadece 4,5 yılda İstanbulluya hizmet etmesi için hazırlamış olacağız. Şu an itibariyle artık tamamen hizmete girmiş olanlar 75-76 kreşi buluyor. Diğerleri de çok hazırlık aşamasında, işte donanımları vesaire toparlanıyor. Şu anki sayıyla bile 1300'e yakın çalışanı var buranın. Ve kreşimizde eğitimcilerimizin ki sayısı 800'ün üzerinde, eğitimcilerimizin neredeyse %99.9'u kadın. 1250-1300 çalışanının da %90-95'i kadın. Dolayısıyla o kadar çok yönlü kazan kazanı var ki toplum adına. Hem çocuklarımız burada hayata mağlup değil, eşitlenerek giriyorlar. Hem burada annelerimiz çocuklarını buraya emanet ederek huzurlu bir süreci yaşıyorlar. Aynı zamanda bir kısım annelerimiz aynı zamanda istihdam sürecine dahil oluyor ve üreten kadın pozisyonuna, evine ekmek getiren kadın pozisyonuna geçiyor. Aynı zamanda bu tabii müthiş bir toplumsal vicdan köprüsü. Çalışan kadın sayısını arttıran bir sektör gibi oluyor aslında, eğitim sektörünün bir parçası. Ama en önemlisi, bu kadar ekonomik zorluğun olduğu bir dönemde biz kreşlerimizdeki ücret politikamızla belki de olan piyasanın 1/3, 1/4, bazısına göre 1/10 diyebileceğimiz seviyede kreşlerimizde çocuklarımıza eğitim imkanı veriyoruz. Aslında eğitimin bütününe baktığınızda sadece kreşle sınırlı değil. Yani yurtlarımız, bakın, bir yatağı bile olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yani geçenlerde Şişli'nin göbeğinde 350 yataklı bir yurt yapıyoruz şu anda. Hemen yanındaki bir rezidansın 12-13 bin dolar, 15 bin dolar metrekare satış fiyatı. Bizim o yerimizde bir ticari alan üretme şansımız olmasına rağmen bu bir tercih sebebidir. Tercih hakkıdır. Biz tercih hakkımızı vatandaştan yana kullandık ve gençlerimize yurt açıyoruz. İnşallah 5200 yatak kapasitemiz var ve öğrencimiz var şu anda. Bunu 6000 yapacağız. Daha hemen Eylül'de Kadıköy'de var. Bitmek üzere Şişli hazırlanıyor. 75000 niyet etmiştik. Çok başvuru olunca 100000 öğrencimize, üniversite öğrencimize burs veriyoruz. Yani biz bu sene tam 750 milyon lira üniversite öğrencilerimize burs bütçeden pay ayırdık ve bunu veriyoruz. Çünkü insanlarımız yoksul, öğrencilerimiz buna muhtaç. Yani eğitimle ilgili çok şey anlatabilirim yaptığımız. Bu anlamda kreş bunların bizi en çok gülümseten, en çok mutlu eden, içimizi ısıtan bir parçası. Diliyor ve istiyoruz ki bu konuda özellikle 14 Cumhuriyet Halk Partili İstanbul'daki belediyemizin çok etkin bir kreş açma faaliyeti sürdürdü. Diliyor ve istiyoruz ki, az önce Genel Başkan Yardımcımla da içeride onu konuştuk. İstanbul'da Üsküdar adayımız, şehir hatlarının çok başarılı genel müdürlüğünü yapmış Sinem Hanım, başkanlığında ilçe belediyesi nezdinde de kreşleri açmak ona nasip olsun. Bu yöndeki bütün çalışmalarımız sürüyor. Biz milletimizin içini ısıtan, ihtiyaçlara çözüm bulan, insanlarımızla konuşan, insanını aldatmayan, insanıyla doğru işleri yapan, yapamadığını da anlatan, niçin yapamadığını söyleyen, yani doğal bir kamu vatandaş ilişkisi kuran, vatandaşına tepeden bakan, hükmeden değil, vatandaşını dinleyen, devlet şefkat elidir. Devlet tahakküm kuran, baskı kuran değildir. Devlet, cumhuriyetle birlikte kimsesizlerin kimsesidir. İnsanını mutlu edendir. O bakımdan biz bu anlayışla, bu kamu anlayışıyla, bu devletçilik anlayışıyla, bu halkçılık anlayışıyla güçlü bir belediyeciliği, güçlü bir İstanbul modelini önümüzdeki 5 yılda daha da tırmandıracağız. Üsküdar'ımıza
bu kreşimiz hayırlı uğurlu olsun. Efendim, Üsküdar önemli. Yanınızda zaten ilçe başkan adayınız da var. Her seçimde İstanbul bir çok önemli. Bir de ardından da Üsküdar'a bakılır. Bulunduğunuz mahalle de önemli. Kısıklı Mahallesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahallesi. Kendisi en son genel seçim sonuçlarına bakıldığında da hem İstanbul hem de Üsküdar mesajı vermişti. Bulunduğunuz konum itibariyle de nasıl değerlendirirsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar İstanbul kararlılığını? Eminim ki o da çok mutlu olacak. 31 Mart'ta Sinem Hanım'ın başkanlığında mutlu bir Üsküdarlı olacak. Bütün Üsküdarlıların mutlu olacağı gibi. Zaten temel amacımız bir kişiyi bile dışarıda bırakmamak, herkesi mutlu etmek. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da mutlu olacağı bir 31 Mart seçimini ona hazırlıyoruz. Tabii bizim mutluluğumuz seçim akşamı değil. Onu mutlu edeceğimiz mutluluk 5 yılda ortaya koyacağı uygulamalarla ve çalışmalarla olacak. Şu anda İstanbul'daki vatandaşlarımızın hizmet memnuniyeti gibi çok sağlıklı diyalogların kurulacağı bir yer. Bir de Üsküdar hepimiz için çok değerli. Az önce yolda onu konuştuk. İşte Genel Başkan Yardımcımız Suat Bey Üsküdarlı. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde oturduğum ve İstanbullu olduğum yer Üsküdar. Eşim Üsküdarlı. O da hayatını burada geçirdi. Dolayısıyla Sinem Hanım'la, işte ilçe başkanımızla hep birlikte işbirliği içerisinde ama kapsayıcı. Yani büyük bir uzlaşı içerisinde Üsküdar'da yaşayan herkesi dinleyen siyaset üstü bakan büyük bir ittifakı kurarak Üsküdar'da da aynen İstanbul'da olduğu gibi milletin kazandığı bir seçimi var etme çabasında olacağız. Bu çaba Üsküdar'da nasılsa Eyüp Sultan'da da öyle, Fatih'te de, Beyoğlu'nda da öyle, Tuzla'dan Çatalca'ya, Silivri'ye kadar öyle olacak. Başka bir yerel yönetim, başka bir dili temsil edecek arkadaşlarım. Görecekler, Cumhuriyet tarihi bu kadar temiz, bu kadar ahlaklı, bu kadar erdemli ama aynı zamanda saldırılara karşı bu kadar dirençli, muhafız gibi bu şehri yöneten ve koruyan, yine 16 milyon insanından güç alarak bu kadar kararlı, kimseden icazet almadan, kimsenin tensiplerini beklemeden tam yol ileri diyecek bir kampanyayı ve anlayışı, siyaset ruhunu bizimle yaşayacak ve görecek. Çok iddialıyız. Sinem Hanım. Çok adınız teşekkürler. Çok güçlü ama alay olarak da çok kısa sizden. Sağ olun. Tabii hizmet etmeyi bu kadar iyi bilen ve insanı çok seven bir liderimizin olmasından kaynaklı çok şanslıyız. Aynı şekilde Üsküdar ilçe örgütümüz de bu anlamda çok çalışkan ve çok kuvvetli bir örgüt. Başkanımızın söylediği gibi kapsayıcı, kimseyi dışarıda bırakmayan, hizmet odaklı, doğru düzgün bir görev yapma nasip olur inşallah bana ve hepimize. Ekip olarak yola çıktık. Başaracağımıza eminim. Teşekkür ederim. Teşekkürler.